En sevdiğim sorulardan birisi daha. Çünkü bunu da ikiye ayırmamız gerekiyor. Bir tanesi. Altında herhangi bir sebep olmaksızın ortaya çıkan ağrılı adet kanamaları. Toplum nüfusunun %50-60'ını ilgilendiren, aslında günlük pratiğimizde en çok karşılaştığımız şey de budur. Bu genç kızlar ya da genç kadınlar, adet görmeye başladıkları ilk günden itibaren benzer biçimde ağrıları duyarlar. Kanamanın başlamasıyla bu ağrıları geçer. Bunun altında yatan sebep şu. Adet döneminde rahmimizin içindeki endometrium dediğimiz tabaka kalınlaşır. Normalde rahmimiz ve bütün hayatımız üreme üzerine kurulmuştur. Kalınlaşmasının sebebi de doğacak olan ya da işte büyüyecek olan bebeğe bir yatak sağlamasıdır. Takdir edersiniz ki herkes iyi bir yatakta yatmak ister. Eğer döllenme olmazsa şöyle bir sinyal yollar beyine. Döllenme yok. Beyin de der ki döllenme yoksa yatağı boz. Yatak bozulması kadınlarımızın gördüğü adet kanamasının ta kendisidir. Vücuttan kanama başlayınca belli bir yere kadar vücut şöyle bir sinyal yollar. Bu kanamayı durdur. Çünkü eğer kanama çok fazla olursa yine pek çok kadınımızın karşılaştığı şu sorun ortaya çıkar. Nedir bu? Demir eksikliği anemisi. Kendim çok halsiz hissediyorum. Bunun sebebi zaten bu kan kaybıdır. Dolayısıyla kan kaybını durdurmanız gerekir. Rahim kan kaybını nasıl durdurur? Kasılarak. Kasılmaya başlar. Kasılınca damarlar da daralır. Damarlar daralınca rahim dokusu ve o bölgedeki mukoza ya da halk arasında rahim eti dediğimiz doku kansız kalır. Kansız kalan yerde bir takım metabolitler birikir. Nedir? Bu laktik asit. Bunu da şöyle anlamanızı isterim. Spor yapınca kollarınız, bacaklarınız yorulur değil mi? Neden? İşte biriken laktik asit ve metabolitlerden dolayı. Rahimimizde de olan yapı aynen budur. Bu yapı prostaglandin salgılatır. Prostaglandin de ağrıya sebep olur. Zaten tedavide de prostaglandin baskılayıcı aracılar kullanıyoruz. Bir diğer sebep, bu kadınlar genç kızlıklarına itibaren herhangi bir sıkıntısı yoktur. Ama birden pat diye çıkar. Ağrılı adet görüyorum. Toplumdaki en sıkıntı sebeplerden bir tanesi şu. Dar rahim ağzı. Hatta şöyle derler, herkes bilir. Çocuğun olunca geçer. Doğum ağrılı adet kanamasını azaltır. Çünkü dar rahim ağzında kan dışarı akmaz. Dışarı akmak için daha fazla bir baskıyla kasılmak zorundadır. Bu ağrılı adet kanaması yapabilir. Bir diğeri ise en sık sebeplerden bir tanesi daha endometriozistir. Siz dışarı kanadığınızı zannedersiniz ama bazen geriye kanarsınız. Geriye kanadığınız her yerde yapışıklık olur. Rahim arka duvara yapışır, yumurtalıklarınız yapışır, tüpler yapışır. Bir diğer sebep, farkında olmadan geçirdiğiniz enfeksiyonlar. Pek çok kadınımız akıntın var mı sorusuna normal diye bir cevap verir. Normal akıntı yoktur. Akıntı enfeksiyona kayarsa içeride tüpler yapış yapış olabilir. Bir diğer sebep yumurtalıktaki kistlerdir. En yaygın bilineni çikolata kistidir. Bir diğer sebep miyomlardır. Miyom rahimdeki fazların et kalınlaşması demektir. Düşünün, normalde kasılırken, üzerinde bir doku varken nasıl kasılır? Daha çok kasılır. Daha çok kasılınca daha çok ağrınız olur. Dolayısıyla genç kızınızdan itibaren bir ağrınız var idiyse ve bu sizin sosyal hayatınızı etkiliyorsa bir doktora görünüyorsunuz. Genç kızınızda yoktu, ilerleyen yaşlarda ortaya çıktıysa muhakkak bir doktora görünüyorsunuz ki altında herhangi bir sebep var mı yok mu onu görelim.